Merhaba arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Yayın Denizi TYT Dil Bilgisi Soru Bankası 2. bölüm 21. testin sorularını çözeceğiz. Konu başlığımız ek fiil, ek eylem 3. Birinci sorumuzdan başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Arkadaşlar ya fiil çekimi ise birinci kip, ikinci kip şeklinde ifade edebileceğimiz iki kip vardır. Ya da isim çekimi ise arkadaşlar ismi yüklem olarak kullanılacak şekilde çekimlemiştir. Bakalım. Bir gün o genç kızın kim olduğunu hatırlayıvermiştim. Arkadaşlar fiil tabanımız hatırlayıvermek. Tezlik fiili. Birinci kip, ikinci kip. Dikkat edin, hatırlayıvermiş idim. Demek ki fiil çekimi. Kimsenin kendi rahatını bozmasına izin veremezmiş. Olumlusu verirmiş. Geniş zaman, birinci kip, ikinci kip. Dikkat edin arkadaşlar. Veremez imiş. Demek ki fiil çekimi. Uzaktan bakıp alaycı bir ifadeyle kıs kıs gülüyordu. Fiilimiz gülmek. Yor, birinci kip. Du, ikinci kip. Gülüyor idi. Demek ki fiil çekimi. Bu yaşlı ve babacan adam çok eski bir tanıdıktı. Arkadaşlar tanıdık dikkat edin. Dıktik sıfat fiileki almış bir fiilimsidir. Çekimli fiil değildir. Ve fiilimsiler isim soylu sözcüklerdir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki isim çekimi olarak kabul edilir. Sen de bizimle birlikte orada olmalıydın. Olmak fiili, gereklilik birinci kip, idi ikinci kip. Dolayısıyla bu da fiil çekimi. Bu nedenle farklı olan Denizli olacaktır. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiile yer verilmemiştir? Arkadaşlar hemen bire bakalım. Bir de titremek fiili, yor, idi. Dolayısıyla bir de arkadaşlar şimdiki zamanın hikayesi şeklinde birden fazla kip kullanılmış. İkiye baktığımız zaman arkadaşlar çekmişler idi. Dikkat edin arkadaşlar. Duyulan geçmiş zamanın çekmişler idi hikayesi. İkinin içerisinde de arkadaşlar ek eylem vardır. Üçüncüye baktığımız zaman Muhsin Çelebi bağırdı. Tek kip. Çağırdı. Tek kip. Dolayısıyla cevabın içerisinde 3 kesinlikle olmalı arkadaşlar. 3'te ek eylem yok. Bu nedenle E de gider arkadaşlar. Dördüncüye baktığımız zaman arkadaşlar şaşmak, dikkat edin şaşmak fiilimiz. Yor birinci kip, dı ikinci kip, şaşıyor idi. Cevabın içerisinde 4 dolamaz. Zaten göndermiştik arkadaşlar. Burada da yine şimdiki zamanın hikayesi şeklinde var. Hatta içlerinden birkaçı mırıldanmaya başladı. Fiilimiz burada başlamak, bir tane kip var. 5'te de yok. Cevabımız D olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada birleşik zamanlı kaç fiil kullanılmıştır? Arkadaşlar birleşik zaman dediğine göre ikinci kip olacak. Ve ikinci kip ya idi olacak, ya imiş olacak, ya da ise olacak. Bunları ayrı ayrı okuduğumuz zaman ortaya çıkar. Örnek kalmamıştı diyor ya. Birinci kip kalmamış idi bir. Devam edelim. Alıkoyuyor birinci kip idi 2. Devam edelim. Geçmek geçer birinci kip geçer idi 2. Atıyor arkadaşlar birinci kip atıyorlardı atıyorlar idi. Evet. Söndürmüş birinci kip söndürmüş idi. Arkadaşlar sayalım kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5 tane birleşik zamanlı fiil vardır. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Bu dizelerde ilgili olarak hangisi söylenemez? Tersten başlayalım arkadaşlar. Türemiş isim kullanılmıştır. Hemen şöyle bakıyorum. Arkadaşlar, kapmak fiilinden kapı. Fiilken isim olmuş. Kapmak, fiil. Kapmaktan kapı. Fiilden isim yapan ek almış. Dolayısıyla türemiş isim. E'yi gönderebiliriz arkadaşlar. D'de ne demiş? Soru sıfatına yer verilmiştir arkadaşlar. Dikkatle bakalım. Kaç kilit vuracaksın? Kilit burada isim.
Kaç kilit vuracaksın? Cevap ver. 3 kilit de mesela. Arkadaşlar verdiğin cevap sıfat olacağına, sayı sıfat olacağına göre sayı sıfatını soran kelime de soru sıfatıdır. Dolayısıyla D'deki ifadeye de ulaşırız. C'de ne demiş arkadaşlar? Ek fiil alarak yüklem olmuş zamir. Yani bir zamir ek fiil alarak yüklem olmuş. Arkadaşlar hem baştaki hem sondaki ifade sen, din. Sen kişi zamiri, sen, din. Ek fiil geniş zaman çekimi olarak, yüklem olarak kullanılmış. Bu ifadeye de ulaşabiliyoruz. B'de ne diyor? Haber haber kipiyle çekimlenmiş eylem. Arkadaşlar vuracaksın. Gelecek zaman, içinde zaman ifadesi geçenler haber kipi, diğerleri dilek tasarlama kipiydi hatırlayın. Dolayısıyla B'deki ifadeyi de buradan oluşuyoruz. Ne kalıyor arkadaşlar? A kalıyor. Ek fiilin geniş zaman kipiyle çekimlenmiş bir yüklem yoktur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benim sözcüğündeki imeki diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? Kontrol ederek ilerleyelim. Akıl almaz hünerlerim var benim. Arkadaşlar dikkat edin. Tamlayan tamlanan yer değiştirmiş. Benim hünerlerim. Bir tanesini yazayım, diğerlerini ona göre takip edin arkadaşlar. Benim hünerlerim dediğim zaman dikkat edin. Birinci im tamlayan ekidir. İkinci im tamlanan ekidir. Arkadaşlar dolayısıyla tamlayan ekinin diğer adı, bunu da bilelim, ilgi ekidir. Tamlanan ekinin diğer adı iyilik ekidir. Burada benim kelimesine gelen ek ilgi ekidir. Tamlayana gelen ek olduğu için. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar B'de benim kimliğim. C'de benim yangınım. D'de benim barınağım. Hepsinde isim tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmış. Dolayısıyla arkadaşlar ilgi ekidir. E'de ise her oyunu bozan gizli zor benim derken ben zamiri yüklem olarak kullanılmıştır arkadaşlar. Ek fiil almıştır. Ve ek fiilin geniş zaman çekimidir. Benim arkadaşlar, bensin, bendir gibi ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır. Evet arkadaşlar 6. sorumuzla devam ediyoruz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım A'da farklı görevlerde kullanılmış ek fiiller vardır. Yani ek fiillerden birisi birleşik zaman, iki kip olacak, birisi de isim çekimi yapacak. Bakalım gülmek fiili arkadaşlar, gülmüş idi. Burada fiil çekimi var, dikkat edin. Sonda da bu bir gerçek değil, belki de düştü. Buradaki düş olan isim olan düş arkadaşlar, hayal, rüya anlamında. Yani düşmek fiili değil. Düş idi. İsim çekimi olduğu için hem fiil çekimi hem isim çekimi bu örneklerde var. Dolayısıyla arkadaşlar A'daki bilgiye ulaşabiliriz. B'de ne demiş? Belirtme durumu eki almış türemiş isim vardır. Türemiş isim olacak. Belirtme hal eki alacak. Bunu arıyoruz. Arkadaşlar. Bir kere ölmekten, ölmek kelimesi ne olmuş? Ölüm olmuş ve isim olmuş. Yani fiilken fiilden isim yapan ek almış ve türemiş isim olmuş. Ölümü dediğimiz zaman neyi sorusunun cevabı. Arkadaşlar, neyi sorusuna cevap verdiği için belirtme hal eki de almış oluyor. Dolayısıyla bu kelimeden dolayı B'yi de gönderebiliriz. C'de ne diyor arkadaşlar? Türemiş eylem. Evet, türemiş eylem bakalım. Burada yaş kelimesi arkadaşlar. Yaştan yaşamak fiili. Dolayısıyla yaş isimken yaşamak fiil olunca ne oldu? İsimden fiil yapan ek aldı. Dolayısıyla türemiş eylem, türemiş fiil ifadesine de ulaşıyoruz. E'de ne demiş? Belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar, belirtili isim tamlamasını şuraya yoğunlaşalım. Benim yüzüm. Hem tamlayan hem tamlanan ek almış.
Belirtili isim tanımlaması da var. Öğrenilen geçmiş zamanın rivayeti biçiminde değil, dikkat edin. Evet, öğrenilen geçmiş zaman gülmüş ama tüy deyince hikayesi. Rivayet olsaydı ne olacaktı? Gülmüşmüş olacaktı. Dolayısıyla cevabımız Denizli'dir. Evet arkadaşlar, 7. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem diğerlerinden farklı bir görevde? Ya isim çekimi ya birleşik zamanlı çekim. Bakalım. A'da mümkündür, mümkün değildir isim çekimi arkadaşlar. B'de kalkarsa kalkmak fiili ar, birinci kip geniş zaman ise ikinci kip arkadaşlar şartı kalkar ise fiil çekimi. C'ye baktığımız zaman demektir. Arkadaşlar demek fiil ama mek isim fiildeki, dolayısıyla kelime fiilimsidir. Ve fiilimsiler arkadaşlar isim soylu sözcüklerdir. İsim kabul edilirler. C'deki yine isim çekimi. Zorundadır. Zorunda arkadaşlar isim çekimi. Bulunma hal eki almış. Kişiliğidir. Öğretmenin kişiliği zaten isim tanımlaması. İsim çekimi. Farklı görevde birleşik zaman çekimini nerede görüyoruz arkadaşlar? B'de görüyoruz. Evet arkadaşlar, 8. sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin kullanımı ile ayraç içindeki açıklama uyuşmamaktadır? Önce ayraça bakalım. Basit zamanlı eylemi birleşik zamanlı yapmıştır. Bakalım arkadaşlar. Geçmek, geçirilmek, fiil tabanımız burası. Miş, birinci kip basit zamanlı. Geçirilmiş idi, ikinci kip. Dolayısıyla basit zamanı birleşik zamanlı yaptığı ifadesine ulaşırız. Doğrudur arkadaşlar. B'ye bakalım. Ek eylemin geniş zamanı kullanılmış ve bu ek düşmüştür. Düşen ek neydi? Dırdır. Ölüm dışında gözümü çözümü olmayan hiçbir şey yoktur diyebilir miyiz? Evet. Bu ifade de doğrudur arkadaşlar. Ek eylemin şart gibi kullanılmıştır. Arkadaşlar dikkatle bakın. Bakılmak fiilimizin tabanı. Bakılır ise geniş zamanın şartı. Bu ifadeye de ulaşabiliyoruz. Burada ne diyor? Sıfat tamlaması ek eylem olarak yüklem olmuştur. Sıfat tamlamasının yüklem olacağı bir örnek arıyoruz. Arkadaşlar bakalım. Bembeyaz papatyalardı. Bembeyaz papatyalar sıfat tamlaması idi. Bembeyaz papatyalar değildi şeklinde görülen geçmiş zaman çekimini görebiliriz. Bu ifadeye de ulaşıyoruz. C'de ne demiş? Ek eylemin geniş zamanı eyleme olasılık anlamı katmıştır. Geniş zamanı olacak, olasılık anlamı katacak. Arkadaşlar, ek eylemin geniş zaman kipi normalde isim çekimlerinde kullanılıyor ama fiil çekimlerine de gelebiliyor. Fiil çekimlerine geldiğinde cümleye ya kesinlik ya da olasılık arkadaşlar ihtimal anlamı katıyor. Dolayısıyla bu soruda buna bakmamız gerekiyor. Şimdi herkes evine gidebilir. Çalışmalara hafta içi devam edilecektir. Olasılık değil arkadaşlar. Burada kesinlik anlamı katmıştır. Dolayısıyla verilen ifade uyuşmamaktadır. Cevabımız C olacaktır. Evet arkadaşlar, 9. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil diğerlerine göre farklı türde bir sözcüğe getirilmiştir? Hemen ek fiil gelen yerlere bakın. Bakalım. Oymuş, sizdiniz, biziz, kendileridir, annesidir. Arkadaşlar dikkat edin. O tek kişi oymuş, kişi zamiri, kişi zamiri, kişi zamiri, dönüşlülük zamiri ve isim. Arkadaşlar diğer dördü zamir olduğu için cevabımız Edirne olacaktır. Evet arkadaşlar, 10. sorumuzla devam ediyoruz. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım A. Ek eylemin geniş zamanının olumsuz çekimi arkadaşlar. Geniş zamanı burada Şehitler Tepesi boş. Arkadaşlar çekimleyelim. Boşum, boşsun, boştur. Dolayısıyla arkadaşlar dur bazen yazılmadığı için geniş zaman çekimi bir de değil de olumsuzluk yapılır ek fiil arkadaşlar. A'daki bilgiye ulaşırız. C'de ne diyor arkadaşlar?
Üçüncü tekil kişiyle çekimlenmiş basit zamanlı fiiller. Bakalım arkadaşlar, kim demiş derken demek fiili demiş. Birinci arkadaşlar kip var, ikinci kip yok, dolayısıyla basit. Diğeri de beklemek fiili, yor arkadaşlar, sadece şimdiki zaman var. Dolayısıyla başka bir kip yok, basit. Her ikisi de üçüncü tekil olduğuna göre C'deki bilgiye de ulaşabiliyoruz. D'de ne demiş? Edat isim fiilde birlikte amaç ilgisi kurmuştur. Burada edatımız için arkadaşlar. İsim fiil mak, mak için. Mak için olan yeri amacıyla getirebiliyorsak ve bir bayrak dalgalanmak için, dalgalanmak amacıyla diyebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki ifadeye de ulaşabiliriz. E'de ne demiş? Tamlayanı, tamlananı tamlayandan önce söylenmiş belirtili isim tamlaması. Arkadaşlar dikkatle bakın. Askerin sükutu. Belirtili isim tamlaması. Sükutu askerin derken ne yapılmış? Yer değiştirilmiş. Tamlanan tamlayandan önce söylenmiş. Bu bilgiye de ulaşıyoruz. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır arkadaşlar. Evet, 11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil diğerlerinden farklı bir görevde? Fiil çekimi mi, isim çekimi mi? Bunu bulmamızı istiyor bizden. Fiil çekiminde iki kip, isim çekiminde yüklem. Hiç de etkileyici değildi. Arkadaşlar dikkat edin. Etkileyici kelimesi değil kelimesiyle olumsuz yapılmış isim çekimidir ve yüklemdir. Böyle giderse, gider ise birinci kip, ikinci kip fiil. Çalışmalıydım. Çalışmalı birinci kip idi, ikinci kip. Çalışmalı idim fiil. Söylüyor imiş. Söylemek fiili. Birinci kip, ikinci kip fiil. Ben de oraları görmeyi çok istemiştim. İstemiş idim. Birinci kip, ikinci kip fiil. Yani B, C, D ve E'de birleşik zamanlı fiil yapmış. A'da ise isim çekimi olduğu için farklı görevdedir. Cevabımız A olacaktır. Evet arkadaşlar, geldik bu testinde son sorusuna. 12. sorudayız. Bu parçada kaç ek fiil kullanılmıştır? Arkadaşlar hızlıca hareket edelim. Tutmak fiilimiz var burada. Birinci kip, ikinci kip tutuyor idi. Devam edelim. Verecek imiş 2. Tedirgindi. Buradaki tedirgindi isim çekimi arkadaşlar. Tedirgin değildi. 3. Çekiyor idi. Yine birleşik zaman 2 kip. Lime lime olmuş idi arkadaşlar, birleşik zaman. Bilemiyor idi, şimdiki zamanın hikayesi. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşlar ek fiil kullanılmıştır. Birisi isim çekimidir, diğerleri birleşik zaman çekimidir. Bu soruyla bu videomuzu da tamamladık. Diğer videolarımızda, sorularımızda görüşmek üzere. Başarılar. Thank you.